Bu videoda GT4 ve GT8 otomatik yol bariyerlerinin temel konfigürasyonunu inceliyoruz. Tüm ayarlar menüde Enter düğmesine basılarak yönetilebilir. Gezinmek ve değerleri değiştirmek için ok düğmelerini kullanın. İlk temel adım açılış yönünü ayarlamaktır. Bariyer sola doğru açılıyorsa değer 0 olmalıdır veya sağa doğru açılıyorsa 1 olarak ayarlamanız gerekir. F54'e gidin ve ilgili değeri seçin. Benim durumumda sola açılıyor, bu yüzden 0 olarak ayarladım. Seçimi onaylamak için Enter tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki adım A1'e gitmek ve BOM'un uzunluğunu ayarlamaktır. Yani kolu ölçün ve bu metre değerini ayarlayın. Şimdi bir hareket kalibrasyonu yapmaya hazırız. Bu yüzden A3'e gidin ve Enter tuşuna basın. Ardından 10 yazana kadar okları kullanın ve Enter tuşuna basın. Kendi kendine kapanıp açılarak kalibrasyon prosedürünü başlatacaktır. Kalibrasyon bittikten sonra sol ve sağ oklara basarak her şeyi test edebilirsiniz. Bunu sadece kart menü sisteminde değilken yapabileceğinizi unutmayın. Bir uzaktan kumanda programlayacaksanız, AF kartını kontrol kartına taktığınızdan emin olun. AF kartını takmadan önce gücü kesmeyi unutmayın. Bir uzaktan kumandayı programlamak için U1'e gidin. Enter tuşuna basın ve uzaktan kumandanın düğmesine atamak istediğiniz komutu gösteren bir sayısını gösterecektir. Hangi tür komutu istediğinizi seçin ve Enter tuşuna basın. Ardından uzaktan kumandadan sinyal almaya hazır olduğunu gösteren bir sayı yanıp sönecektir. Bu nedenle programlamak istediğiniz düğmeye basın. Bu sinyal daha önce yanıp sönen kullanıcı numarasında saklanacaktır. Şimdi iki rakamını yanıp sönüyor çünkü başka bir sinyal almaya hazır ve bu sinyal iki kullanıcı numarasına kaydedilecek. Bu kart üzerinde 250'ye kadar kullanıcı saklayabiliriz. Fotosel gibi bir güvenlik cihazı bağlarsanız normalde kapalı kontak 2 ile CX arasına bağlanmalıdır. Etkinleştirmek için F2'ye gidin ve fotosel bir engel algıladığında gerçekleşmesini istediğiniz ilgili eylemi seçin. Örneğin, bu fotosel araç geçiş yolunda, bu yüzden kapanırken yeniden açılacağı Z1'i seçeceğim. C ve GZ pinlerine başka bir güvenlik cihazı bağlayabilir ve işlevi sırasıyla F3 ve F4'e atayabilirsiniz. Otomatik kapanmayı etkinleştirmek istiyorsanız, bunu F19'da yapabilir, bariyerin otomatik olarak kapanmadan önce açık kalmasını istediğiniz saniye değerini seçebilirsiniz. Basmalı buton gibi harici bir cihaz kullanarak komut göndermek için 2 ve 7 numaralı pinleri normalde açık kontak olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca 2 ve 3 numaralı pinler açık komutu göndermek için kullanılabilir ve 4 numaralı pin kapatma komutu içindir. Değiştirmek isteyebileceğiniz bir işlev, açılış hızı için F28 ile ve kapanış hızı için F29 ile düzenleyebileceğiniz hareket hızıdır. Kılavuzda keşfedebileceğiniz pek çok başka seçenek ve özellik var. Bu yüzden sizi kontrol etmeye davet ediyorum. Link açıklamada. Umarım yardımcı olmuştur ve otomasyon çözümünüz için KMI'yi seçtiğiniz için teşekkür ederim.